Şimdi hocam tarihe baktığımız zaman en uzun süren virüs 2 yıl olduğunu düşünürsek o zaman bu virüs sanki bize birazcık daha fazla uzun çektirecek gibi mi geliyor? Yani bizim aldığımız önlemlerle orantılı değil mi bu virüsün aslında ne zaman bitip bitmeyeceği? Yani ben şöyle düşünüyorum, önümüzdeki 2021 yaz döneminde bir miktar bir rahatlama olacaktır ama salgının tam olarak bitmesi 2021 yılı sonunu bulur. Eğer planlandığı gibi aşı çalışmaları olumlu sonuçlanırsa ve aşılamalara başlanırsa 2021 yılı içinde bu salgını durdururuz, pandemiyi kontrol altına alırız diye düşünüyorum. Ama tabii burada esas olan şey aşılar, yani aşıların kullanıma girmesi, etkili olması, güvenli olması. Böyle bir sorun yaşamazsak Salgının hocam bir yıl daha devam edecek. durması virüsün yok olduğu anlamına gelmiyor o Hayır. zaman. Hayır. Yani virüs aynen bir grip virüsü gibi Devam edecek hayatımız dolaşımda devam olacak. edebilir. Evet, mevsimse aynen dediğiniz gibi mevsimsel bir döngüye girebilir. Biz COVID-19'u artık kanıksayabiliriz. Yani COVID-19 sıradan bir virüs haline gelir. H1N1'de olduğu gibi onunla birlikte yaşamaya devam ederiz. Çünkü bağışıklık kazanırız toplum Evet. olarak. Hakkından gelebiliriz. Bizi artık öldürmez, bizi artık hastalandırmaz, ağır İnşallah. hasta yapmaz. Öyle bir noktaya geleceğimizi umut ediyorum. Ama bu bir yıl daha sürecek. Yani bu güvenlik tedbirlerden vazgeçmemiz için daha epeyce bir zaman var. Peki, COVID-19 salgına karşı uyulması zorunlu tedbirlerin hızlıca üzerinden geçeceğim hocam. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma saatleri 10-20 arası ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafelerde sadece hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathaneler bir süreliğine, sinemalarsa yıl sonuna kadar kapalı kalınacak. Spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahalar bir süreliğine çalışmayacak. Cadde ve meydanlarda sigara içilmeyecek. Kamu ve özel sektöre ait iş yerlerinde esnek mesaiye ve mesai saatlerini yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlemesine hassasiyet gösterilecek. Hocam önlemler böyle. Şimdi bir de isterseniz eğitim konusuna geçiş yapalım. Öğrenciler sınava girecek mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Biliyorsunuz yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edeceğini duyurmuştu. Buna ilişkin Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Bakanın açıklaması şöyle: 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak ifadelerini kullandı. Okullarla ilgili alınan kararlarla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Yıl sonuna kadar artık online'ız, evdeyiz. Yani okulların önemli olduğunu hep konuşmuştuk daha önce de. Yani okullar çünkü şu açıdan önemli. Şu anda Türkiye'de ve dünyada okullar bulaşma açısından birinci derecede sıcak yerler değil, onu söyleyeyim. Yani bunu yapılan çalışmalar var. Sadece ülkemiz için söylemiyorum. Farklı ülkelerde, Almanya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan okullarda elbette enfeksiyon oluyor, bulaşma oluyor. Ama o yaş grubunun özelliğinden dolayı Evet. okullar toplumda bu salgının, pandeminin bu şekilde yükselmesinin ana nedenlerinden, önemli nedenlerinden bir tanesi değil gibi görünüyor. Bu sevindirici, güzel bir şey. Ama Türkiye'nin bazı farklılıkları var Çağla Hanım. Nedir o? Bir tanesi şu, bizde genç nüfus fazla. Yani öğrenci sayısı bizde çok yüksek. 30 milyona yakın bir hareketlilik oluyor okulları açtığınızda. Çünkü 20, aşağı yukarı 26 milyon şey var. Üniversitede dahil olmak üzere öğrenci var. Bir de öğretmenler, orada çalışanlar vesaire olunca 30 milyona yakın bir hareketlilik sağlıyoruz. Her gün bunlar karşılaşıyorlar. Evet. Toplumdaki bu risk artışından dolayı okullardaki bu hareketliliği durdurmak gerekiyordu. Bunu sadece okulda da düşünmemek lazım. Toplu taşıma, servisler ve okulla ilişkili diğer alanlar, kırtasiyeler, işte restoranlar, kafeler vesaire pek çok alan okulla birlikte hareketleniyordu. Bu nedenle yani okulların asıl enfeksiyon yayılım yeri olmadığını biliyoruz ama yine de bu genç nüfus olmamız, yoğun öğrenci sayısı nedeniyle bu tedbire gerek duyuldu. İkincisi de Türkiye'de bir farklılık var. Çocuklar daha çok dedeleri, nineleriyle beraber, yani büyük anne, büyük baba işte Tabii ile anneler babalar beraber. çalıştığı için. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla Batı'da böyle değil. Yani Batı'da çekirdek aile yapısı var. Bizde ise okul çocukları büyükleriyle, aile büyükleriyle bir arada oldukları için bulaştırma ve ağır hastalığa yakalanma riski olan Evet. kişileri enfekte etme açısından daha önem arz edebilir. Bu bakımdan bu tedbirin de ben bu dönem için doğru olduğuna inanıyorum, yararlı olacağına inanıyorum.
Peki hocam, İstanbul'un korona kırılganlık haritası yayınlandı. Yoğun olan bölgeler ortaya çıktı. Bu harita üzerinden de konuşabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde COVID-19'la mücadele kapsamında yaptığı İstanbul kırılganlık haritasında İstanbul'un E5, E80 gibi ana ulaşım akslarında ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. Hocam, baktığımız zaman mavi yakalıların yoğun olduğu bölgeler aslında İstanbul'da hizmet sektörünün ve iş alanlarının yoğunlaştığı Avrupa yakasında kentsel yoğunluğa bağlı risk Anadolu yakasına göre çok daha yüksek oldu. Bazı bölgeler de var. Mesela mavi yakalılar bedensel gücüyle maaş ve süreli ücret karşılığı çalışan işçilerden oluştuğunu biliyoruz. Mavi yakaların özellikle ikamet ettiği Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Ümraniye, Çekmeköy, D100 hattı ve Küçükçekmece hastalık açısından en riskli bölgeler olduğu anlaşılıyor bu haritaya göre. Baktığımız zaman toplu taşımadan ötürü olarak mı birazcık da değerlendirmeliyiz bunu? İnsan hareketliliği diyelim ona, daha kapsamlı olur. Tabii toplu taşıma bunlar arasında en önemlisi. Yani çok haklısınız. Toplu taşımanın bir alternatifi yok maalesef büyük kentlerimizde. Mecbur o yoğunluk orada yaşanıyor. Her gün milyonlarca insan taşınıyor ve evet, bir arada kapalı bir mekan. Ama toplu taşımanın ötesinde de bu çalışan kesimin hareketliliği söz konusu. Sabah belli saatte evden çıkmak zorunda, akşam belli saatte evine dönecek. Bu arada işte alışverişini yapacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Asıl şu anda hareketliliği götüren bu dediğiniz mavi yakalı diye tabir ettiğiniz çalışan kesim. Dolayısıyla onların hareketliliğinin olduğu alanlar şey oluyor, daha hastalığın yoğun olduğu şeyler. Bu tabii hakikaten çok ilginç. Hani biraz önce de söylemeye çalıştım. Biz bilmiyoruz, fark etmiyoruz ama yani karşılaştığımız insanların arasında mutlaka virüsü saçanlar var. Var yani, bundan kaçınılmaz. Evet. Şu anda ben her karşılaştığım kişinin COVID pozitif olabileceğini düşünüyorum. Kendim de buna dahil. Doğru evet, hocam. Öyle düşünmek lazım. Hepimizin aslında bir virüs taşıyıcısı ve karşımızdakinin de bir virüs taşıyıcısı olduğunu düşünerek davranmamız lazım. Zaten otomatik aynen, olarak o zaman mesafeyi koruyor insan. Peki burada toplu taşımaya sürekli binmek zorunda olan kişilere ne önerirsiniz? Ben maskemi takıyorum ama mesafeyi korumak mümkün değil toplu taşımalarda diyenlere. Ne bileyim hocam, atıyorum çift maske takın, ne bileyim sonrasında evinize gelin bir gargara yapın gibi farklı önerilerde söyleyebilir misiniz? Doğru, bunlar işe yarar. Yani bunlara katılıyorum. En önemlisi şu, mümkünse toplu taşımayı kullanmayın. Eğer kullanmanız gerekiyorsa, yoğun olduğu saatleri mecbur değilseniz yoğun olduğu saatleri kullanmayın. Mecbursa hocam. Onun dışında mutlaka ve maskenizi iyi kaliteli bir maske takın. Gerekirse iki maske de takabilirsiniz tabii ki. Eğer sizi zorlamıyorsa. Üç, mümkün olduğu kadar az kalmaya çalışın. Yani erken inmeye çalışın. Geleceğiniz güzergahı o şekilde seçin. Dördüncüsü ya da beşincisi, iner inmez hemen elinizi yıkayın, hani dezenfekte edin ve eğer mümkünse hani maskenizi çıkarıp atıp elinizi, ağzınızı, burnunuzu sabunlayın, yıkayın, gargara yapın. Bunların mutlaka faydası olur. Yani almışsanız bile virüs yoğunluğunu azaltmak açısından bir yararı olur. Hocam, bu işin en başında konuşuyorduk eğer hatırlarsanız, zeminlerden, işte yüzeylerden, bazı materyallerden, poşetten, saçımızdan, paltomuzun üstünden bulaşabilir diye. Bunlar birazcık taca mı atıldı? Çünkü daha çok artık %80 burun yoluyla, solunum yoluyla virüsün bize bulaştığını biliyoruz. Yani tabii ki diğerlerine de dikkat edelim ama bu artık o zaman, o dönemler bilmediğimiz bir şeydi, artık kesin diyebiliyor muyuz solunum yoluyla bulaştığını? Evet, yani yüzeylerden veya eşyalardan bulaşma çok 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 daha düşük yani, ama yok diyemeyiz. Şöyle, yüzeyden direkt bulaşmaz ama elimiz de bulaşır. Onun için ben şunu yapıyorum, eve girer girmez hemen ilk lavaboya girip hiçbir şeye dokunmadan elimi yıkıyorum. Mesela arabaya girdiğim zaman, bir yere çıktım, dışarı alışveriş yaptım veya bir işimi gördüm, arabaya biner binmez hemen kolonyayı elimin kolonyayla dezenfekte ediyorum. Yani bu tür ara ara, hani bir yere girip çıktığımızda, bir iş yaptığımızda, bir yerlere dokunduğumuzda ellerimizi kolonyayla ya da suyla, sabunla dezenfekte edersek bu yüzeylerden bulaşmayı engellemiş oluruz. Ama bu çok çok hani az bir bulaşma yolu. Asıl bulaşma yolu ağız ve burun yoluyla, asıl da burun yoluyla.
Çünkü nefesi burundan alıyoruz. Aldığımız zaman aldığımız nefesle birlikte o partiküller buruna giriyor, oraya yerleşiyor. Dolayısıyla burnumuzu kapatmak önemli. Maskeyi takarken burun kapatılmalı. Evet. Dediğiniz gibi burun gargarası da işe yarayabilir. Yani özellikle böyle şüpheli, içeride kalabalık, yoğun, havasız, kapalı bir yerde kalmak zorunda kaldıysanız çıkar çıkmaz hemen gidin burnunuzu gargara yapın, her şeyi yapın, yani yıkayın yani. Şimdi restoranlar, kafeler kapandığına göre oralardan gelecek olan paket servisler yoğunlaşacak mutlaka evimize. Bunlardan tedirgin olmalı mıyız? Paketleri işte ne bileyim temizlemeli miyiz, yıkamalı mıyız? Ne yapmalıyız hocam? Yani genelde dediğim gibi eşya ve yüzeylerle bulaştığı ama konusundaki... Ama atıyorum onu taşıyan kurye COVID'liyse kendisi de bilmiyorsa bir şekilde işte tükürük yoluyla o pakete bulaştıysa oradan alıp tekrar ağzımıza soktuk bulaşma riski var mı? Evet, şimdi şöyle, eğer kişi maske kullanmadıysa getirirken hapşırdı, öksürdü ya da bir şekilde kutuyu enfekte ettiyse, siz o kutuya elinizle dokunduysanız, o elinizi de ağzınıza, gözünüze, burnunuza temas ettirirseniz o şekilde bulaşabilir. Bulaşır. Ama kişi maskesini taktıysa, dikkat ettiyse olmayabilir ya da siz kutuyu açarken açtıktan sonra elinizi dezenfekte ederek yemeğinizi yerseniz olmayabilir. Ama yemeği hazırlayan kişi mutfakta maskesizse ve hapşırmışsa, öksürmüşse yemek de hani olabilir. O şekilde bulaşma riski de var. Evet. Ama gıdalarla bulaşma hani şu ana kadar kanıtlanmadı. Bu olasılıktan bahsediyoruz. Böyle bir olasılık evet. Var diyoruz. Düşük bir risk bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.